Unuttuk İlhan'ı Karaoğuz'u, İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu, bin küsur senelik emeğimize. Nedense kimseler dinlemez eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulullah, ancak sen okursun yüreğimizi. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimul harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Yıl 1918, 30 Ekim. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yenilen taraf olarak imzalamıştır. Bütün cephelerde savaş durmuş, Osmanlı birlikleri silah, cephane ve tesisatlarıyla Anadolu'ya nakledilmeye başlamıştır. Yalnızca Medine Seferi kuvvetleri verilen emirlere rağmen teslim olmamıştır. Ateşkes'in tarafları panik içindedir. Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı Çöl Aslanı lakaplı Fahrettin Paşa teslim olmamakta, peygamberin kutsal mevkiini çapulculara ve İngiliz yaranlarının himayesine terk etmem diye diretmektedir. Yakın tarihimizin görkemli sahnelerinden biri olan Medine müdafası işte böyle başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun Çanakkale ve Kut-ul-Amare zaferlerinden sonra üçüncü önemli direniş destanıdır Medine müdafası. Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdıran kumandan dediği Fahrettin Paşa'dır bu destanın kahramanı. Osmanlı'nın tarihten çekilişinin bu son sahnesi, Türklerin Orta Doğu'daki misyonu ve tanzim edici iradesinin eseridir. Mekke ve Medine, yani Müslümanların kutsal toprakları, 1517'de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı idaresine geçti. Yavuz Selim, kendisini Hicaz'ın hakimi değil, hadimi yani hizmetkarı olarak nitelendiriyordu. Osmanlı'nın bölgedeki varlığı, işte bu şuur ve idrakle tam 400 yıl sürdü. Hac ibadetinin güvenliği için, İslam aleminin bu manevi başkentinin titizlikle korunması ve düzeninin sağlanmasına özel bir önem verilmekteydi. Bölgenin idaresi yerel emirlerce yürütülüyor, kutsal emanetlerin bakımı için hazineden her yıl yüklü miktarda ödenek gönderiliyordu. Osmanlı, Hicaz bölgesini bütün dünya Müslümanları adına göz bebeği gibi kollayıp gözetmekteydi. Hakimiyeti altında bulunan diğer kentlerden bir adım daha ileride tuttuğu bu kutsal kentlere her konuda yardım elini uzattı. Hicaz Demir Yolu gibi dev bir projeyi de yine bu dönemde hayata geçirdi. Osmanlılar tarafından 17. yüzyılda inşa edilen Ecyat, Fülfül ve Hindi kaleleri, 1. Dünya Savaşı sırasında stratejik bir işlev üstlendiler. Hicaz, bu üç kaleden düşmana direnecekti. Medine, 1. Dünya Savaşı boyunca İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Teşkilat-ı Mahsusu adına yürüttüğü faaliyetler, Uçan Şeyh lakaplı Kuşçubaşı Eşref Sencer'in Hayber Cengi ve Çöl Aslanı Fahrettin Paşa'nın ünlü direnişiyle tarihimize ve hafızalarımıza kaydedilecekti. Devlete sadık kalmış olan Necid bölgesinde güçlü olan İbür Reşit ve İbni Suud'u Osmanlı safında tutmak amacıyla Riyad'a gizli bir heyet gönderildi. Mehmet Akif, 1915 yılının başlarında vazifeli olarak Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanı Kuşçubaşı Eşref Bey'in idaresindeki bu heyete katıldı. Arabistan'ın Necid bölgesine yapılan ve 4,5 ay süren bu seyahatte Şeyh İbnül Reşid'e gerekenler söylenmişti. Akif, Çanakkale'de sürmekte olan varlık yokluk savaşını düşünüyordu. Bir gün Medine yakınlarındaki El Muazzama tren istasyonundayken Enver Paşa'dan gelen bir telgraf Çanakkale zaferini müjdelemekteydi. Kuşçubaşı Eşref'in anlatımına göre Akif bu müjde üzerine kendisine sarılarak dakikalarca hüngür hüngür ağlamış, ünlü Çanakkale destanını bu yolculuğu sırasında yazmıştı. Kuşçubaşı Eşref ise isyan sonrasında bölgeye bir kez daha gidecek
Ve bu ünlü Türk mücahidi Hayber Cengi olarak bilinen bir çatışma sonucu yaralı olarak yakalanacaktı. Kuşçubaşı'nın bu seferi Yemen kuvvetlerine yardım ulaştırmak maksadıyla düzenlenmişti. 24 Mayıs 1916'da başlayan Şerif Hüseyin isyanına bölgedeki büyük aşiretler destek vermemişti. Arap dünyası, Hindistan Müslümanları ve Kuzey Afrika'da önde gelen İslam alimleri ve liderler Şerif Hüseyin'i ihanetle suçladı. Arap İmparatorluğu vaatleriyle ayaklanan Şerif Hüseyin'in savaş boyunca vereceği tahribat küçümsenecek gibi değildi. Irak, Sina, Yemen cephelerinde düşman kuvvetlerine karşı başarılı bir savunma savaşı veren Türk ordusunun bu beklenmedik düşmana karşı hazırlığı yoktu. 1916 yılı Haziran başlarında Sina cephesinde kanal harekatı ve Irak'ta İngiliz işgali sürerken isyancılar Medine'ye saldırdı. İsyancılar İngilizlerden sağladıkları silah, altın, yiyecek ve askeri birlikler sayesinde Mekke, Taif ve Cidde'yi ele geçirmek için harekete geçmişti. Asiler 9 Haziran'da genel saldırıya geçerek 16 Haziran'da Cidde'ye, 7 Temmuz'da Mekke'ye ve 22 Eylül'de de Taif'e girdiler. Fahrettin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen hemen bütün büyük merkezler asilerin eline geçmişti. Medine kuşatma altındaydı. 17 Temmuz 1916'da ordu kumandanlığına tayin edilen Fahrettin Paşa komutasındaki Hicaz Seferi kuvvetleri Medine kuşatmasını püskürttü. İngilizlerin büyük ümit bağladıkları isyancı kuvvetler sayıca üstünlüklerine rağmen bozguna uğradı. Fahrettin Paşa fiilen katıldığı savunmanın ardından Medine'yi kontrol altına aldı. Fahrettin Paşa elinde bulunan son derece kısıtlı imkanlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca müdafaa etti. Fahrettin Paşa, Şerif Hüseyin'in isyan gerekçesi olarak İttihatçı hükümetini suçlamasını ve Osmanlı'yı İngilizlerin yanında olmak varken karşı safta savaşa sokmasını eleştiren beyannamesine cevap olarak bir beyanname yayınladı. Şerif Hüseyin şahsında tüm işbirlikçilere ibret olan bu beyannamede şöyle diyordu: "Tarihi ve dini düşmanlarımız ve bunların müttefikleriyle hayat ve memat mücadelesine atıldığımız bir zamanda İslam'ın güçlerini bölerek Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebep olan asi ile avanesinin bize hala Müslümanlıktan ve İslam birliğinden söz etmesi hayret vericidir. İslam aleminin mevcudiyeti ve bekası için cihad-ı ekber ilanına mecbur olmuş olan devletimiz yanında Cezayir, Fas, Trablusgarp, İran, Hindistan ve Rusya Müslümanlarının da toplanmaya can attıkları şu tarihi günlerde İslam'ın beşiği olan kutsal toprakları Kudüs-ü Şerif'i Hazreti Peygamber'in mübarek kabrini İngilizlere çiğneten ve altın ve paraya ibadet eden bu hainlerden her şey umulur. Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine Fahrettin Paşa yağma ihtimaline karşı Medine'de Hazreti Peygamber'in kabrinde bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini teklif etti. Teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Fahrettin Paşa bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği 30 parçadan oluşan mukaddes emanetleri 2000 askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi.